Tabii ki Galatasaray'ın önemli etkenlerinden bir tanesi de Icardi. Icardi de zaten mutlu sona ulaşmıştı Galatasaray ama izleyicilerimiz geliş tarihini de soruyor. E de son durum ne? Ne zaman gelecek? Sana soralım. Ya <laughs> şöyle açıkçası biraz tabii işin mizahi yönü, biraz eğlenceli tarafından da bakmak lazım. Bana biraz şöyle geldi dün daha çok büyük rüzgar oluşturdu. Taraftarın evet. bütün ilgisi zahaya kayınca yani ben hava alanında yayındaydım işte uçak indi terminal binasına geçerken havaalanında yayındayken menajerine mesaj atmıştım öncesinde geliş tarihiyle ilgili yeni bir şey var mı diye. Yayındayken muhtemelen o tabloyu gördüler bir anda şey mesajı geldi. Icardi de bu arada sözleşmeyi imzaladı mesajı geldi. Yani gündemden düşmek çok istemediler muhtemelen. Bugün de temsilcisi, menajeri, işte avukatı İstanbul'a geldi. Hatta yaklaşık bir saat önce falan indi. Milano'dan buraya geldi. Artık tahmin ediyorum ki son detaylar bugün. Yani detaylar derken seyahat planı ile ilgili durum bence bugün netleşecek gibi. Çünkü zaten daha önceden de duyduğumuz bugün pazartesi günü Vandana'nın son tetkiklerinin sonuçlarının çıkacağıydı. Eş zamanlı olarak menajeri de buraya geldi. Muhtemelen artık seyahat planlaması yapılıyor. Ondan sonra da belki bugün içinde de netleşebilir. Zaten hiçbir problem olmadığını hep söylüyorduk gelişiyle ilgili İKD'nin. Herhalde bu hafta içinde artık o işte çözülecek. İkinci önelemeye yetişmesi muhtemeldir. Tabi henüz antrenman yapmadı yıkardı ama yavaş yavaş geldikten sonra hazır olur. Bir de orta alan soruları geliyor. Orta sahada ne gibi gelişmeler yaşanıyor? Çünkü artık hani paradest olmadığı için şu anda ciddi bir yol kat edildiğini hep konuşuyorduk ama sonuca varan bir şey yoktu. Paradest iptal olursa yerine kim gelir? Bunları da soruyorlar. Parades hala iptal olmadı bu arada. Onu söyleyeyim ama Galatasaray yönetimi daha önce de senle yaklaşık 10 gün önce falan yaptığımız yayında da söylemiştim. Bekleyiş biraz sıktı Galatasaray yönetimine. Hatta şunu da söyleyeyim yine biraz eğlenceli taraftan bakalım olaya. Yani Parades şunu diyordu hep. işte ben 5 büyüklükten birinde oynamak istiyorum. Göz önünde olmak istiyorum. İşte Lazio'yla adı çok anılıyordu. Yani orayı daha öncelik olarak görüyordu. Valla bakıyorum şu an mevcut Galatasaray kadrosu bence Lazio'dan daha iyi yani Parades orayı bekliyor olabilir de. Olası bir Parades hamlesiyle de Lazio'dan çok çok daha iyi hale gelebilir Galatasaray'ın kadrosu. Tabii şimdi başka adaylar var. Her gün yeni isimler de çıkıyor, yeni isimler de duyuyoruz ama mesela Erdem Bey net olarak Sabitzer ismini telaffuz etti. Listemizde ama bir temasa geçmedik henüz dedi. Yani seviye olarak o seviyelerde bir oyuncu katmak istiyor Galatasaray yönetimi. Yani burada artık acele edecek bir durum da kalmadı. Torreira döndü. Evet ilk maçta oynamayacak ama ikinci maçta hazır hale geliyor. Zaten elde Oliveira var. Yani belli bir standardın üstünde, belli bir kalitenin üstünde bir oyuncu. Şimdi 8 ve 10 numara için. Hala bu arada 10 numara transferi planlanıyor. Yani dünden sonra, Zaha'dan sonra tabii farklı formasyonlar herkesin aklına geliyor olabilir. Ama iyi bir 10 numara hala Galatasaray'ın transfer etme düşüncesi var. Yanı sıra 8 numara için de yani olabilecek en iyisini hı hı. almak için bütün şartlar zorlanıyor. İşte şu an mesela telaffuz edilen isimler. Sabit seri söyledik. Belki en üst düzey profil olan aralarında o olabilir. Henüz bir temas olmadığını ifade etmişlerden Bey. Fred'le hala görüşüyor Galatasaray yönetimi. Bir de şu an Napoli ile sözleşmesinin son senesine giren Zielinski ismi var. Yani orada bir fırsat oluşur mu diye Galatasaray yönetimi açıkçası arkasından gidiyor. Bugün şöyle haberler çıktı işte sözleşmesini uzatacak Zielinski hatta 20 milyon euroluk bonservis tekliflerini kabul etmedi gibi haberler çıktı ama vallahi Zaha da çok teklifleri kabul etmemişti. Çok işte onun onda adı Lazio ile anılıyordu. Farklı yerlere gidebilir deniyordu. Fenerbahçe kesini aldı deniyordu. Galatasaray transfer etti. Öyle çok kesin konuşmamak lazım bu konularda. Ama Zielinski de Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Loserso ismi dün çıktı, Depol ismi çıktı. Tabii şimdi Zaha gelince o ...heyecanla, o adrenalinle birlikte... ...beklenti çok yükseliyor haliyle. Ama Loselso ile depolla ...bildiğim kadarıyla en azından benim öğrenebildiğim... ...bir ilgi olmadığı yönünde. Ama Zielinski adaylardan bir tanesi. Bence de heyecan verici bir oyuncu. Yani şu an... Işte ...transfer marktaki... ...ne kadar orayı ciddiye alıyoruz bilmiyorum ama... ...değeri 35 milyon euro civarında. Piyasa değeri. Aşağı yukarı da zaten o dolaylarda olduğunu söyleyebiliriz. Ama sözleşmesinin son senesinde... Galatasaray orada bir fırsat kovalayabilir belki. Bu arada 3500 kişiyle <laughs> yayınımıza devam ediyoruz. İzleyicilerimize de yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Yayınımızı beğenerek daha fazla da destek olabilirler. E şimdi 10 numara bölgesinde çok soru geliyor. Özellikle isim olarak bakacak olursak da çok fazla Tarışka ismi gördüm. E artık bilmiyorum Galatasaray neler yapar. Belki o bölgede <laughs> de sürpriz bir isim gelebilir artık hesap edemiyoruz ama. Sen neler söylersin 10 numara pozisyonu için? Valla ben Talişka konusunda taraftarı hala şunu diyemem. Yani bu artık işte Zaha geldi, Zaniolo var, ne bileyim Mertens var, Kerem var, Barış var. Sayarken insan yoruluyor belki. Hepsi de çok kaliteli oyuncular ama şunu diyemem. Talişka defteri Galatasaray için kapandı diyemem. Yani bazıları hiç açılmadığını iddia ediyor da Galatasaray'ın net bir teması oldu Talişka için. Ve ben hala Talişka konusunda Galatasaray'ın bir adım atabileceğini düşünüyorum atacağını düşünüyorum hatta ama olur olmaz. Çünkü oradaki süreç en baştan beri anlattık. Bir kez daha tekrarlayabilirim. Yani El Nasr kulübü şimdi işte bir sürü dünya yıldızı katıyorlar kadrolarına. Zaten Suudi Arabistan'daki durum malum. Onu sürekli tekrarlamaya gerek yok. Ve Tarişka normal şartlarda geçtiğimiz yıllarda hep o ligin en büyük starıydı aşağı yukarı. En dikkat çeken oyuncusu, böyle en spektaküler oyuncusu pozisyonundaydı. E şimdi oralara benzemalar, kanteler daha bir sürü oyuncu gittikten sonra işte bugün mesela Mbappe haberi var. El Hilal kulübünün Mbappe ile ilgilendiği yönünde. Ciddi bir teklif yaptığı yönünde. Evet. E, o oyuncuların çok gölgesinde kalacak Talişka. Artık onu tatmin edecek çok bir durum kalmıyor. Evet çok yüksek bir maaşı var. 12 milyon euro son maaşı yeni yaptığı sözleşmeyle. Ama burada işte şu devreye giriyor. Yine o süreci de anlatmıştım tıpkı geçen sene Icardi'de olduğu gibi yani olmamış bir şey de değil bu böyle inanılmayacak bir durum değil ve <laughs> işin içinde El asır olunca bir Suudi Arabistan kulübü olunca daha da aslında olması mümkün bir iş. Maaşının aşağı yukarı 10 milyon euroluk bölümünü ödeyip bir sene Galatasaray'a kiralamaları söz konusu olabilir. Ben dediğim gibi bu konuda gelişme yaşanacağını da düşünüyorum. Yani bugün, bugünden yarına değil belki ama bu Erdem Bey ilk bizdeki yayında zaten bir Ağustos aylarını görelim demişti Talişka için yavaş yavaş o sürece doğru bence yaklaşıyoruz. Dediğim gibi ben orada bir hamle bir adım bekliyorum. Kamada ismi de çok e, yazılmış. Onu da eklemiş olalım bu konuya. Ya yani Kamada tabii çok üst düzey bir oyuncu. Şu an hala boşta olması herkesi heyecanlandırıyor. Okan Hoca da Kamada konusunda yani en azından kendi aralarında oyuncu istediklerini konuştuklarını söyledi ama bildiğim kadarıyla şu an böyle bir şey yok. Yani Kamada konusunda tabii ki Galatasaray'ın düşünce anlamında ilgi anlamında bir durumu olabilir ama herhangi bir adım atılmış, oyuncu tarafıyla bir temas kurulmuş değil benim bildiğim kadarıyla.